Mülkü amirine danışmadan savcıdan emir çıkarttırdın ha? Bana sormadan nasıl operasyonu çıkarsın Cemil? Amirim, bu soruşturmanın başına beni siz getirdiniz değil mi? Siz yoktunuz, ben de inisiyatif kullandım. Ayrıca sonuç ortada. Görüyorsunuz, haklı çıktım işte. Ya bırak Allah aşkına. Sen Filiz'in uyuşturucu satıcısı olduğuna inanıyor musun? Amirim, benim neye inanıp neye inanmadığımın ne önemi var? Delil ortada işte. Delil esastır, biliyorsunuz. Koskoca emniyet amirine delil esastır dedin sen şimdi, öyle mi? Yani iyi ki söyledin, biz bilmiyorduk çünkü. Ya Cemil, bak beni sinirlendirmeden çık. Hadi oğlum. Gel. Amirim, Savaş Aktan burada. Çok acil sizle konuşmak istiyor. Savaş Aktan mı? Gelsin. Merhaba amirim. Sen çık Cemil. Amirim. Sonra konuşuruz. Nöbetin bitti. Git biraz istirahat et. Otur. Amirim merhaba. Ben Ömer Duruner'le ilgili konuşmaya geldim. Amirim, bu adam mafya. Pek kanıt toplayamadık ama bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Bence Filiz'in evine de uyuşturucu koyan o adam. Yani bu konuda onu sorgulamanızı söylemeye gelecektim. Biz onun sorgusunu yaptık. Bir şey bilmediğini iddia ediyor. Peki bana izin verseniz, yani ben gidip konuşsam, belki biraz üzerine gidersem ikna olur. Bu mümkün değil. Böyle bir şeye izin veremem, hayır. Amirim bakın, ben böyle elim kolum bağlı oturamam. Yani Filiz'in suçsuz olduğunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Göz göre göre hapse girmesine izin mi vereceğiz? İzin verin onunla konuşayım. Konuşayım, eğer içinden bir şey çıkmazsa ben yanlış düşünüyorum, olur. Bakın çok kısa konuşun. Amirim 5 dakika verdi. Tamam, teşekkür ederim. Ne oldu? Beni mi özledin Barış Bey? Kestir aşağı. Filiz'in evinde uyuşturucu buldular. Sen mi yaptın? Buraya kadar boşuna yorulmuşsun. Polisler sordu bana bu soruları. Bir şey bilmiyorum ben. Bence gayet iyi biliyorsun. Ulan sen nasıl bir adamsın be? Çocuklar bu evde, çocuklar. Zeynep de o evde. Zeynep'i de mi görmezden geliyorsun? Ya onlar bulsaydı? Zeynep'i tehlikeye atacak bir şey yapmam ben. Ama biliyordun. Hı? Bu kadar şey duyduğuna göre, delilmediğine göre biliyordun. Bak, çok yakında buradan çıkıyorum. Kızımı alıp gidiyorum. Hiçbiriniz umurumda değilsiniz. O zaman Filiz'den ne istedin? He? Yazık değil mi kıza? Senin kızına kendi kardeşine bakar gibi baktı o. He? Ne istedin ondan? Ay, yanlış yerde arıyorsun cevapları. Yanlış kişiye soruyorsun. Nasıl? Babana gideceksin. Ona soracaksın bunu. Savaş Aktan, süreniz bitti. Buyurun çıkalım. Bir saniye. Ne diyorsun sen be? Babana. Merak ediyorsun, anlatayım. Servet Bey beni buraya bir anlaşma yapmak için çağırdı. Baban beni buraya Filiz'i işten kovayım diye çağırdı. Ne? Ya? Duydun işte. Sen yaptın. Sen yaptın. Allah belanı versin senin. Allah belanı versin senin. Savaş. Neredesin sen? Ne demek o? Ne oluyor? Filiz'in paketleri sen koydurdun değil mi? Ha? Sen ne saçmalıyorsun gece gece? Neredesin sen? Neredesin? Olduğun yere geleceğim. Neredesin? Senin saçmalıklarını ayıracak vaktim yok benim. Yaptığın onca şeyden o kadar kolay sıyrılabileceğini sandın ha?
Savaş, çekil önünden. İşim gücüm var. Filiz'i evinden attırdın. Şimdi evine uyuşturucu gizleme. O kadar düştün öyle mi? Ulan o evde çocuklar var, çocuklar! Savaş, ne saçmalıyorsun? Neye uyuşturucusu? Sen ne yaptığını gayet iyi biliyorsun. Evine uyuşturucu gizletmişsin. Polisler geldi tutukladı. Hem de ailesinin gözü önünde. Vallahi pek şaşırmadım. O ailenin hali ortada. Aslında senin halin ortada. Ya sen bu kadar aşağıda bir adam mısın? Bu kadar aşağılık biri misin sen be? Laflarına dikkat et. Etmiyorum, etmeyeceğim de. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Şimdi benimle geliyorsun karakola, Filiz'i bu işten alıyorsun. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben bir şey yapmam. Hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun değil mi? Peki, peki. Senin anladığın dilden konuşacağım öyleyse. Ya şimdi benimle gelirsin Filiz'i kurtarırsın... ya da o belgelerle şimdi polise giderim. Tamam mı? Senin o bütün pisliklerini dökerim. O yasalı şehir neyse onların hepsini. Ne yapmışım ki ben? O belgelerin hala bende olduğunu biliyorsun. Bildiğini biliyorum. O belgelerle giderim polise. Her şeyi anlatırım. O paravan şirketlerden bahsediyorum. Artık ne yapıyorsan. Birkaçını da annemin üzerine yapmışsın. Biliyorum. Neyse. Geliyor musun, gelmiyor musun? Son söz. Peki. Bana göre boş. Savaş, dur. Gel içeri girelim. Bunlar böyle ulu orta konuşmuyor. Hayır, hayır, dinlemeyeceğim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Geliyorsan gel. Tamam, benim söyleyeceklerimi dinle o zaman. Savaş Bey, Servet Bey toplantı... Şimdi değil. Otur şöyle. Sakince konuşalım. Oturmayacağım. Peki. Nasıl istersen. Açıkçası bu kızın başına her kötü şey geldiğinde beni sorumlu tutmana üzüldüm. Babanım ben senin. Böyle bir şey yapacağımı nasıl düşünürsün? Hiç mi güvenin yok bana? Güven mi? Daha fazla asabımı bozmayalım. Toparlanın toparlıyorsan hadi gelin bir önce. Hadi. Tamam, evet. Tamam. Yani geçmişte benim de bazı hatalarım oldu, kabul ediyorum. Ama böyle bir iftirayı hak edecek bir şey yapmadım ben. Servet Aktan, uzatacaksan gidiyorum. Tamam, tamam, peki. Savaş, tamam bak. Filiz'e yardımcı olacağım. Sırf sen mutlu olasın diye. Oğlum olduğun için. Korktuğun için değil yani. Sen nasıl istersen öyle düşün. Ama ben babanım senin. Bunu unutma. Ulan şu haline bakan da var ya, adamcağıza bak nelerle uğraşıyor dere. Yer miyim lan ben bu numaraları? Ha? Ben senin var ya ciğerini biliyorum, ciğerini. Anladın mı? Leş gibi pisliğin yalanın içine batmışsın, haberin yok. Ama ben sana zaman kaybetmeyeceğim. Bir önce Filiz'i kurtarmak için ne yapıyorsak yapalım, yoksa gidiyorum. Tamam, bekle bir dakika. Alo Telat. Bana hemen en iyi ağır ceza avukatınızı yolla. Bir yakınımı savunacak. Evinde yasa dışı bir paket bulunmuşsa. Tamam. Bekliyorum, hemen gönder. Gördün mü bak? Çözüyorum işte. Mutlu musun şimdi? Filiz beraat ettiğinde mutlu olacağım. Edecek. Çünkü benim avukatlarım en iyisi. Cezası büyük ihtimalle paraya çevrilir. Onu da hallederiz zaten. Şimdi sen git. Ben avukatla konuşayım, sonra sizin yanınıza yollarım. Bak söylediğin gibi o avukat eğer Filiz'in işini çözmezse... o belgelerle polise giderim. Yemin ederim yaparım bunu. Bana Necdet'i yollayın hemen. Buyurun Servet Bey. Bu bir süre önce ifşa olan paravan şirketleri hallettiniz değil mi? Sıraya koyduk efendim. Tek tek ilgileniyorum. O ne demek aptal herif? Ben sana bir an önce hallet demedim mi? Ama hepsini bir anda halledersek çok dikkat çekerdi Servet Bey. Bir an önce hepsini hallet. Duydun mu? Tamam efendim, nasıl isterseniz.
Bakarız. Alo, Tülin. Servet Bey, buyurun efendim. Ayla Hanım yanında mı? Hayır efendim, yürüyüşe çıktı. Heh, güzel. Şimdi dinle bak. Yarın akşam Savaş Bey kız arkadaşıyla birlikte oraya yemeğe gelecek. Hep birlikte olacağız. Öyle mi Nikser? Tülin, bir sus dinle şimdi. Senden yapmanı istediğim bir şey var. Ama bunu ne Ayla ne de bir başkası duyacak, anladın mı? Eğer becerebilirsen sana yüklü bir prim vereceğim. Nedir efendim? Dinle şimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.